Ülkemiz ticarete söz konusu birçok meyve ve sebzenin ana vatanı. Tarımı yapılan türlerde olduğumuz gibi doğamızda yabani olarak yetişen ot ve bitki çeşitleri bakımından da zenginiz. 4000'e yakın türümüz endemik olup sadece Anadolu'da yetişir. Anadolu insanı doğanın ona sunduğu yabani otları yemeklerinde kullanmış. Bu yemekler kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar taşınmış ve Türk mutfağını çeşitlendirerek zenginleştirmiş. Endemik türler açısından çeşitliliğe sahip Ege bölgemiz ot yemekleriyle ün yapmıştır. Geldiğinde doğa uyanır. Ve Ege'nin bin bir çeşitli otları bizlerle, insanoğluyla buluşur. Ege'nin otlarından çok çeşitli lezzetler sofralarımızı şenlendirir. Bu hafta Urla'da Ot Festivali'ndeyiz. Ege'nin birçok bölgesinde toprağın uyanmasıyla baharın gelişi karşılanır. Bu karşılama, geçmişte yöresel otlu yemeklerin yapıldığı, insanların sohbetler ettiği bir gelenekken, şimdi ise yerelden dünyaya açılan festivallere dönüşmüş. Elbette geleneklerini koruyarak. Bayramı yapıyorsunuz. Bundan bahseder misiniz? Nasıl başladı bu iş ve şu anda neler yapılıyor, neler yapılacak burada? Bu bir Mart 9'u Ot Bayramı. Biz geleneklerimizde bizim baharın gelişini kutlamaktır aslına bakarsanız bu. Ayağımızın yeşile basması, bayramın, baharın gelmesi, bir bayram havasının coşması. Biz bütün bunları kendi öz değerlerimizle birleştirdik aslında bu iki günlük süreçte. İki gün süresince anneannelerimizden öğrendiğimiz bütün kültürü torunlarımıza yaşatabilmek adına çalışmalar yapıyoruz. Burada eski usul, bizim usul yemekleri anlatıyoruz. Alana çıkacağız, ot toplayacağız. Yenebilir otların neler olduğunu anlatacağız ve bunu anneanneler anlatacak, torunlara anlatacak. Ve bütün bunları da gönüllülerle yapıyoruz. Esas en büyük güzelliği ve özelliği burada. Urla Belediyesi'nin önderliğinde bu gönüllü insanların buna bakış açıları ve yerelin, gerçek has köylünün buna sahip çıkmasıyla beraber, bütün bu yapıların buna inanmasıyla birlikte böylesine güzel bir etkinlik oluyor. Bu aynı zamanda tarımı destekleyen, aynı zamanda hizmet sektörünü destekleyen ve bütün bunların bütünüyle beraber öz kültürle birlikte gastronomi turizminin has anlamı aslına bakarsanız. Biz turizmi çeşitlendirme niyetindeyiz Urla'da. Deniz, kum, güneş, evet, ama 2 ay. Dolayısıyla kentin kalkınması, kırsaldan ve yerel kalkınmanın daha göz önünde bulunması ve aynı zamanda Urla mübadelenin etkilerini yaşayan bir kent. Dolayısıyla kültürel altyapısı çok sağlam. Binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Dolayısıyla biz bu özümüzdeki kültürü masaya yansıtıyoruz. Yansıttığımız masadaki kültürü de herkese gösterme niyetindeyiz aslına bakarsanız. Dolayısıyla bütün etkinlikler bu kapsamda. Bunu da gelecek nesillerle paylaşıyoruz. Gelmek isteyenler de bir hafta sonu ben farklı nasıl yaşarım,
nasıl ayağımı toprağa basarım diyenlerle burada hep beraber oluyoruz. Sizin en çok sevdiğiniz ot yemeği nedir? Belki böyle küçük bir tarif de alabilirim. Ha. Hani insanlar çünkü tamam. Siz de topluyorsunuz, siz de bu gıda mühendisiniz ve evet. Bu işin içindesiniz. Bize bir tane en sevdiğiniz otu ve hemen bununla ilgili bir tarif anlatırsanız sevinirim. Şimdi çalkama bizim çok önemli bir yemeğimizdir. Hemen 2 dakikada yapılır. Hanımlar bilirler, lalanga hamuru dediğimiz böyle sıvı bir hamur hazırlarsınız. Un, su, tuz. Başka hiçbir şeye gerek değil. Sonra da karışık otlar. Önce altına serersiniz tepsinin. Üzerine otu koyarsınız. Üzerine biraz daha azıcık hamur. Ve üzerine fırına atarsınız. Hanımlar çok severler. Çok çabuk hazırlanan bir yemektir. Sadece ot yıkama süresi vardır. Onun haricinde turp otunu çok severiz. Haşlar zeytinyağıyla, has zeytinyağımız var biliyorsunuz. Onunla yeriz. Biz otun her türlüsünü yeriz. Festivaller geleneklerimizi yaşatırken ninelerimizin tozlu raflarda kalmış tariflerini de gün yüzüne çıkarıyor. Belki bu tarifler farklı evlerde yöresel olarak yapılsa da festivallerde daha geniş kitlelerle buluşuyor. Birçok yöresel lezzeti özellikle büyük şehirlerde günlük yaşamımızda bulmamız oldukça zor. Ancak bu işe gönül vermiş şefler sayesinde bu yemekler bizlere ulaşıyor. Ot Festivali'ndeyiz, Ot Bayramı'ndayız. Burada çeşitli yemekler yaptınız. Ne yaptınız ve nasıl görüyorsunuz Ot Festivali'ni? Bugün buranın yerlisi olan Handan Hanım'la bir şeyler yaptık. Onun yemekleri efsane Urla bölgesinde. Dolayısıyla pek fazla mutfağa geçmedim ama bu tarz yapılan bütün etkinlikleri canı gönülden destekliyorum. Çünkü yerele bir vurgu yapılıyor burada. İşte tarıma bir vurgu yapılıyor. Dolayısıyla biz son dönemlerde biraz bunları unuttuk. Her şeyi hazır tüketmeye, hazır gıdalar tüketmeye başladık. O yüzden yerelden gelen bu sese herkesin kulak vermesi gerekiyor. Bu sadece işin ticari boyutunda da değil, biraz daha sağlık boyutuyla çok önemli. Beslenme alışkanlıkları açısından yerele önem vermek. 20. yüzyıla kadar insanlar yiyerek hayatta kaldılar. 21. yüzyıldan itibaren yiyerek ölüyorlar. Bunu da fark etmiyorlar. Dolayısıyla bu yerel etkinliklerin, tarımla ilgili yapılan bu etkinliklerin, yemekle, gastronomiyle yapılan bu etkinliklerin değeri bizler için çok büyük. Eğer geleneklerimize her konuda olduğu gibi yemekte de sahip çıkmazsak eğer, bundan sonraki kuşaklar için çok daha zor ve kötü dönemler gıda açısından başlamış olacak. Peki bu tür etkinlikler ya da buralara geldiğinizde yerelden kendi mutfağınıza yeni bir şeyler katıyor musunuz? Ben şef olarak yıllardan beri yani Osmanlı döneminden işte ne bileyim Selçuklu, Anadolu Beylikler ve İslamiyet'in kabulünden bugüne kadarki geçen 1200-1300-1400 yıllık dönemdeki reçeteleri orijinal halinde yapmayı seviyorum. Dolayısıyla yorumlamak benim haddim gibi değil gözüküyor. Ama normalde evde kendime yemek yaparken belki bunlarla ilgili karışımlar yapıyorum ama yemek tanıtımı yaparken uluslararası arenada işte ne bileyim birçok yabancı devlet başkanına yemek yapıyorum. Ülkemde bu işleri yapıyorum. Orada tamamen 1000 yıl önce nasıl yapılmışsa o şekilde yemekleri yapıyorum. Aslında çok yorumlamıyorum ben yemekleri. Ama yeni bir şeyler öğreniyorsunuz buradan değil mi? Ama şöyle tabii mesela burada gelinciğin bugün kullanım şeklini gördük. Mesela onu kullanmayı bilmiyordum ama dediğim gibi Anadolu coğrafyası dünyanın en zengin coğrafyası. Aynı gün içerisinde birçok mevsimi yaşıyorsunuz. Coğrafya çok verimli. Tarihsel zenginliği, derinliği, medeniyetleri inanılmaz bir şekilde coğrafyayı besliyor. Dolayısıyla dünyanın en bereketli coğrafyasıdır Anadolu ve burada her metrekarede ayrı bir şey öğrenirsiniz. Yemeğe dair de, hayata dair de, insana dair de. Peki son olarak özellikle gastronomi turizmi son yıllarda çok daha ön plana çıkmış vaziyette. Bununla ilgili düşünceniz nedir? Dünya ile kıyasladığınızda biz biraz geri mi kaldık ya da ne düşünüyorsunuz? Zenginliğimizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ünlü profesör var Bertrand Derdiye, Avustralyalı. Bizim Orta Doğu bölgesinde ve İran bu bölgelerde bir yemek uzmanı da aynı zamanda. Şöyle bir cümle kuruyor. Osmanlı İmparatorluğu bu dünyada yaşamaya devam etmiyorsa da fiilen Osmanlı mutfağına ait yemekler, yemek teknikleri ve yemek malzemeleri dünyanın bütün mutfaklarında Osmanlı Mutfak İmparatorluğu olarak yaşamaya devam etmektedir diyor. Aslında bu söylem bizim dünya gastronomisindeki yerimizi çok net belirliyor. Dünya gastronomisinde olmayan birçok yemek, birçok kahveye kadar tutun hepsinin Avrupa'ya geçişi Osmanlı sayesinde olmuştur. Ama biz yıllarca kuru fasulye pilav yapmaya utandığımız için
yarışmalarda çok geride kaldık. Ama herkes şunu iyi bilsin ki Osmanlı mutfağı gerçekten kendi mutfak kültürümüz dünyada birçok mutfağın çok daha önünde, sağlık açısından da işte düzenli beslenme açısından da her şeyde çok önde. Umarım hak ettiği yere tekrar çabalarımızla gelecek. Tüm otlar bunun içine girer. Biz de soğan, körment atarız. Lezzetine değecek olmaz. Urla Ot Festivali'nde yöresel otlu yemeklerin yanı sıra geleneksel tatları geliştiren şeflerin yeni tarifleri sunuldu. Yöresel otları toplamak ve birçok farklı yöresel lezzeti tatmak için Urla'ya bağlı Özbek Mahallesi'ndeyiz. Burada Ot Festivali ne zamandan beri yapılıyor? Gelenek midir bu? Daha önce böyle bir festivalimiz yoktu. 2009'dan sonra biz ilk Urla çevresinde festivalleri başlatan köyüz. O yönden çok şanslıyım ben. Benim de halkım çok duyarlı bu konuda. 2010 yılında Doğal Sofra grubuyla birlikte çıktık bu ot bayramımızda. Hala da 9 yıldır devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor. Katılımcılar var. Standlarımızdan İzmir, Urla çevresinden stand açanlar var. Yani Türkiye'nin her yerinden artık duyulmaya başladık. Neler var etkinlik olarak burada? Neler yapılıyor? Bizim etkinliğimiz 2 gün. İlk günü Urla çevresinde yapıyoruz. Kültürel etkinliklerimiz var, workshoplarımız var. Diğer ikinci günde Özbek köy meydanında yapıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi. Ot toplam merkezine gidiyoruz rehberler eşliğinde. Onlar otları tanıtıyorlar. Sonra tekrar köye dönüyoruz. Köyde açılışımız, günlük müzik etkinliklerimiz var, değişik gruplarımız var. Yani güzel bir gün geçirmek isteyenleri her sene Mart ayının 3. haftasında bekliyorum. Peki otların faydası, sağlıkla ilgili yararı, bununla ilgili biraz bilgi verir misiniz izleyicilerimize? Tabii ki. Biz Çaka Bey'in köyüyüz. Tarihimiz 1000 yılı geçmiş bir köy olduğumuz için biz hem otu hem de denizi çok iyi kullanan bir köyüz. Denizden ne çıksa yeriz. Onun gibi doğanın bize verdiği nimetlerden de yararlanarak doğanın verdiği tüm otları kullanırız. Çünkü hepsinin üzerinde zaten ismi de vardır. Mesela Şevketi Bostan'a biz faydalı deriz. Yani faydalı olduğu için, bağırsakları temizlediği için ona faydalı diyoruz. Mesela acımık. Acımık, niye acımıktır? Radika diyebilirler ama biz ona acımık deriz. Suya acıdır ve suyunu içeriz, atmayız onun. Yani doğanın tüm nimetlerinden yararlanıyoruz. Doğasından, denizinden, dağından. Allah bize her şeyi onun, yani bizim yararlanmamız için vermiş. Urla Ot Festivali'nin belki de en önemli etkinliği Ege otlarını tanımak ve ot toplamaktı. Bilenler bilmeyenlere otların hangi ot olduğunu, nasıl toplanması ve tüketilmesi gerektiğini anlattı.
lütfen ot toplamayın. Bunlar gerçekten zehirli. Yani faydalı bir şey yapıyorsunuz zannederken kendinizi, çocuklarınızı zehirliyor olabilirsiniz. Çok fazla egzoz ağır metalleri birikiyor. Civa birikiyor. İkincisi, onun için sizi böyle bakir bir yere getirdik, otobüslere bindirdik. Otları toplarken eğer toplayacaksanız lütfen kökünden çekmeyin. Çünkü birçoğunun yapraklarını zaten tüketiyoruz. Hangi otlar var doğada şu anda? Şu an şimdi çalıların dibinde tilki şen ve sarmaşık arıyoruz. Deve dikeni var, iğnelik var, acımık var, turp var, radika var. Turp otu, acımık deriz biz o. Ondan sonra şu sütlen dediğimiz ot, gelincik. Yani çok hepsinden oluyor. Faydalı çok vardı eskiden ama maalesef. Sarmaşık aynı. Onlar kalmadı galiba. Yani her ot yetişiyor bizim burada hemen hemen. Aslında burada hiç bilmeyen insanlar var ve aralarında bilen insanlardan öğreniyorlar. İnsanlar var. Bunu nasıl yapıldığını, nasıl kullanıldığını, nasıl yenildiğini, nelere iyi geldiğini bilenler var. Bir de doğayla bu şekilde hiç karşılaşmamış olanlar var. Şimdi hem ayağımız yeşile basıyor burada, hem özümüzü tanıyoruz. Neleri, doğa bize neler vermiş, biz doğadan neler alabiliriz diye bakıyoruz aslında. O yüzden keyifli bir etkinlik. Her bir otun farklı dönemde toplanması gerekir mi? Böyle dönemleri var mı? Şimdi genelde bizim bildiğimiz işte Arap saçı, gelincik, çakal boğanı, körmen, İğnelik, leylek gagası, bunları zaten biz karışık toplarız. Genelde baharda başlar. Yağmurlarla beraber başlar. Arap saçı da öyle başlar. Toplarken neye dikkat etmeleri gerekiyor insanların? En dikkat edilecek şey bence bildiği otları biraz toplamaları gerekir. Yani bu çok önemli bizim için. Biz de Urlalılar bildiğimiz otları ve sordukları zaman bilmediğim otu zaten anlatmıyorum. İkincisi de toplayacağımız bitkileri biz hiçbir zaman kökünle köklemeyiz. Mutlaka kökünü bırakırız, üstünden alırız ki tekrar yapraklansın, tohum versin, tozlaşma olsun, doğaya yayılsın istiyoruz. Buna da çok dikkat ediyoruz. Çok kişiyi biliyorum. Gördüğümde ikaz ettim. Çapayla Arap saçını da köklüyorlardı. Bunun ya ve satıyorlar. Bunlar yanlış bir şey. Bunun kalması lazım ki tohuma gidecek, tekrar yapraklanacak. Şimdi ot toplarken iyice ayırt edici özelliklerini bir kere bilmeleri gerekiyor. Çünkü otlar birbirine çok benziyor. İnce yapraklılar var mesela, işte biz İğnelik diyoruz, düğmelik diyoruz. Onlar işte maydanoza benziyor. Böyle incecik dereotuna benziyor ama ona benzer familyada belki 10 belki 20 ot var. Onları ayırt etmesi için iyice bilmesi gerekiyor. Bilmiyorsa lütfen rehbersiz çıkmasın. Zehirlenme şansları olur. İnsanların ot toplarken köklemeden, köküne zarar vermeden bu şekilde seneye de çıksın tohumları varsa. Çapala kazmamak lazım ilk başta. Tohumlu olan bitkileri ellememek lazım. Tazelerini kazmalı, yanında tohumu olanlara hiç ilişmeden geçmek lazım. Şimdiyi değil, geleceği düşünmek lazım. Bu dünya, bu topraklar bizlerin değil. Emanetçiyiz. 3 gün sonra çocuklarımıza bırakacağız, torunlarımıza bırakacağız. Bunların bilinciyle insanlar dolaşırsa arazilerde, ovalarda, tarlalarda daha kalıcı bir dünya bırakırız inşallah çoluğumuza, çocuğumuza. Böyle giderse yani birkaç seneye kadar hiçbir şey kalmayacak. Kazarak böyle azalıyor. Bir de ot veriyorlar tarlalara. Ondan sonra hani yaban otlardan kurtulalım diye bu sefer tabii hepsi gidiyor içinde otların. Bizim tarlalarımıza 1001 çeşit otun olduğu tarlalarımıza artık binalar yapılıyor. Binalar yapıldığı için çim ekilip tek tip bitki, tek tip bitkiye bırakılıyor. Doğallık ortadan yavaş yavaş yok oluyor. Amacımız zaten bizim doğal sofranın en büyük amaçlarından biri de bu. Yani ot azalmaya başladı.
Urla Ot Festivali'ne farklı şehirlerden de gelen ziyaretçiler otları tek tek inceleyerek tanıdılar. Otların öneminin farkına varıp gelecek nesillere aktarılabilmesi için nasıl toplanması gerektiğini öğrendiler. Belki de ilk defa kendi topladıkları otlardan yemek yapacaklar. Ot Festivali'ni nasıl buluyorsunuz? Ot Festivali güzel, değişik olması gereken organize. En azından doğayı tanıyoruz, bitkileri tanıyoruz ki şehirden gelip de bilmeyenler çok var ki ben de şehirliyim. Bazı otları bilmem. Yani güzel, çok güzel. Çocuklar için de faydalı oluyorlar, öğreniyorlar. Meydanda inelim dedim mesela, dediler daha gidelim. Daha güzel eğleniriz, ot toplarız, çiçek toplarız. Güzel bir etkinlik. Peki öğreniyor musunuz burada? Sizin de otlarla ilgili nasıl yemek yapacağınızı, nasıl tanıyacağınızla ilgili öğreniyor musunuz burada? Evet, bilgi alıyoruz. İlk defa ot toplamaya katılıyoruz. Çok değişik otlar görüyoruz. Öğreniyoruz. Topluyoruz, pişireceğiz. Çok çok keyifli geçiyor. Bundan önce hiç merakınız var mıydı otla ilgili? Nasıl tüketilir, ne zaman tüketilir, nasıl yenir diye? Tabii. Birçok otu tanıyordum ve yumurtalısını, haşlamasını yapıyordum ama Urla'nın çok değişik bir doğası var. Habitatı daha farklı. Onun için yeni yeni otlar duyuyorum, yeni yeni otlar öğreniyorum. Ot festivali doğayla bütünleşmek için güzel bir fırsat. Zaten bu festival yıllardır yapılıyor ama bu sene galiba belediyenin de desteğiyle biraz daha boyutu farklılaştı, büyüdü. İnsanlar mutlu gözüküyorlar. Neler öğrendiniz, nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiniz burada? Mesela işte farklı aynı türün bir sürü çeşidi olabileceğini öğrendim. İşte radikanın tatlısı var, acısı var. Hep biliyorlar arkadaşlar. Doğadan bile koparıp yiyebileceğimizi öğrendim mesela. Şimdi bir sürü şey tattık. Severek yediğim otları doğada görmek, onları birbirinden ayırt etmeyi öğreniyorum. Birkaç tanesini öğrendim bile. Hangi otları aldınız? Karışık deve tikeni aldık, işte Arap saçı, sarmaçık, çallardan toplanan, yeşil yumurta aldık, doğal yeşil yumurta, çok faydalıymış o da. Peki neler yapacaksınız bu otlarla? Böreği oluyor, börek yapacağız, bunu haşlayacağız, yumurtayla yiyeceğiz. Burada tarhana otu var tazesi. Şu radika, beyaz radika haşlanıp içiliyor. Bu ot festivali nasıl buluyorsunuz? Bu otları böyle alabiliyor olmak... Çok güzel, çok. Biz her zaman geliriz böyle. Otlardan alırız, yiyeceklerden alırız. Ne bileyim ben, hoş. Festivaller kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmak ve korumak için çok önemli. Yaşanan bu anlar, geçmiş nesillerin birikim ve tecrübesini şimdiki neslin heyecan ve enerjisiyle birleştirerek köprü oluyor. Geçmişimiz, bize nereden geldiğimizi, nerede olduğumuzu ve nereye gittiğimizi anlatır. Kültürel zenginliklerimizden biri olan yemeklerimizi de unutmamalı ve unutturmamalıyız. Ot Festivali aslında doğanın uyanışını kutlamak Urlalılar için. Geleneklerini, öğrendiklerini, doğanın öğrettiklerini gelecek nesillere aktarmak.
Burada toplanan otlardan çok lezzetli yemekler yapılıyor. Sizlerin de buraya gelip o yemeklerin tadına bakmanız dileğiyle. Gıda Habersi'nden bu haftalık bu kadar. Sizleri her hafta Gıda Habersi'ni izlemeye davet ediyorum. Hoşça kalın.